Herkese merhabalar. Tonguç Merhaba hocam. Akademi'de nasılsın Tonguç? Hocam sağ olun. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim evladım. Çok saygılı bir insansın. Hocam bugün ne anlatacaksınız? Bugün uyak. Yani kafi anlatmıştık önceki videolarımızda. Bir kez daha bunun üzerinden geçeceğiz ve uygulamalar hocam, yapacağız. Bir dersen, sürü sorular çözeceğiz. Ama ben dersen sıkıldım hocam ya. Artık ders yapmayalım hocam ya. Evladım dur daha yeni başlıyoruz. LYS süreci yeni başlıyor. Hızlı bir şekilde bunları bitireceğiz. Anlayacağız. Özümseyeceğiz. Tamam mı dostum? Hocam özümsemek istemiyorum ki ben ders niye özümseyeyim ya? Evladım özümsemek demek yani benimsemek ve kanıksamak demek yani. Ha tamam hocam. O zaman anlamıyorum o neyse tamam. Aynen güzel. Şimdi daima mısra sonlarına bulunan ses benzerlikleridir. Kelimenin kök veya gövdelerinde bulunuyor. Bakalım şimdi. Bu kadar mı hocam? Evet bildi bu kadar uyak bu. Hayır zaten biliyoruz. Bence örnek üzerinden daha iyi anlarım. Aynen zeki bir insansın. Bak burada hır diye kükremiş bak. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşarım. Akif, Mehmet Akif mükemmel yazdı. Mehmet Akif Ersoy. Muhteşem bir insan kendisi. İstiklal Marşımızın yazarı. Evet. Şairi. Şairi de diyebiliriz, yazarı fark etmez. Şimdi bak, bendimi çiğner aşarım dediğimde, taşarım dediğimde burada uyakları bulalım bakalım. Aşarım aşarım. Aşarım aşarım. Şimdi fakat burada dikkat et. Burada aşmak fiilin kökü. Evet hocam. Aşarım demiş. Yani geniş zamanın birinci sekiz şahısı çekimlenmiş. Tamam hocam. Taşmak fiilin kökü. Taşarım. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç'um. Arım ikisi de ek olduğu için bunlar. Redif harikasın. Redif, bunlar redif. Mükemmel. Arımlar redif. Hemen yazalım. Muhteşem bir zeka sahibisin Tonguç. Arımlar redif. Ama taş ve aş arasında iki harf tuttuğu için tam uyak olacak birazdan Tonguç. Şuna bakalım. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam, albenekli keten olsam, yar boynuna sarsa beni. Şimdi burada olsamlara baktığımız zaman bunlar nedir? Olsam olsam hepsi aynı hocam. Hepsi aynı. Bunlar hepsi redif. Redif. Peki tüten, biten, ketenlerde redif var mı Tonguç sence? Tüten, biten, ketenlerde hocam kafiye var bence hocam. Kafiye var ama bak. Kelimenin köküne tüt. Aa. Ama sonra tüten diye sıfat fiili almış. Aa. Bit, en diye sıfat fiili almış. Keten diye sıfat fiili almış. Efendim Tonguç. Benekli keten. Aa keten, güzel. Aferin zekisin. Kelime değil mi hocam? Aynen. Ketmekten yani. Keten diye bir şey yok. Dolayısıyla evet. Burada şu ketenle ten arasında harika bir zeka sahibi Tonguç. Burada ne var? Zengin uyak var. Burada tenler zengin uyak. Neden? Zengin uyak. Çünkü 3 harf tutmuş. 3 harf tutarsa ama, zengin. Ama bu kalem bitmiş. 2 harf tutarsa tam uyak. Tam uyak. Burada ise biten ve tüten arasında az önce söylediğimiz şu ikisi. Enler bunlar burada. Yarım kafiye. Yok tam enler, kafiye. Enler redif oluyor burada. Şu aa, ikisi arasında hocam. Enler yarım şey redif olmuş oluyor. Neden redif olmuş oluyor? Çünkü aynı şey sıfat fiili ki. Şu T'ler, altına nokta koydum. T'ler. Kafiye. Kafiye. O da bir harf olduğu için yarım kafiye oluyor. Harikasın. Hocam çok net anladım. Bence örneklerden çok daha iyi anlıyorum. Şimdi zaten örneklerden anladık. Bir de üzerinden geçiyoruz. Tek sesin benzerliğidir. Halk edebiyatında çok kullanılıyor yarım kafiye. Halk edebiyatında mı çok kullanılıyor? Evet. Cumhuriyet edebiyatında kullanılıyor hocam. Cumhuriyet edebiyatında kullanılabilir ama halk edebiyatında yarım kafiye kullanılıyor. Ama divan edebiyatı süslü, gösterişli olduğu için o zengin kafiye kullanacak mesela daha çok. Şimdi bakalım. İstediğim kendimi bu göle atam. Elimi uzatıp yavruyu tutam. Evet. Güzel bir şiir. Hocam bence çok anlamlı bir şiir. Güzel. Ahim. Ama orada civciv yavrusu, ördek yavrusundan bahsediyor hocam. Evet. Yani evet doğru. Başka bir yavrudan bahsetmiyor. Sen hiç böyle bir ortamda yüzdün mü Tonguç? Hocam ben ördeklerle beraber yüzemiyorum hocam. Çünkü irite oluyorum. Hocam. Rahatsız ol. İrite evet. Ol. Bak edebiyat dersindesin. Ve İngilizce kelime kullanıyorsun. Aa doğru hocam. İritasyon İngilizce demek değil mi hocam? Evet, ne demek? Rahatsız oluyorum demen lazım. Yani rahatsız oluyorum demeyecek kadar zor bir şey mi ya? Rahatsız oluyorum. Hocam elit takılmaya çalışıyorum. Bak elit melit. Böyle şeylere gerek yok Tonguç. Sen kaliteli bir insansın. Kaliteli yaşayacaksın ama böyle İngilizce bildiğini göstermek için. Şimdi buradaki uyağa bakalım Tonguç'um. Atam tutam ne var burada? Atam tutam. Bu göle atam derken bak kelimenin kökü atmak. At, am ve atay, tut, am. Ha bak. Yani iki tane tutama. Ek var hocam. Amlar redif hocam. Amlar redif. Niye? Çünkü atayım demek istiyor. Yani istek ipinin eki var. A ve M birinci tekil şahıs eki. Bunlar A, M ikisi de ne oluyor? İkisi redif. Redif oluyor. Neden? Aynı ama şey. Ama T'ler. T'ler. T, ikisi de T. Birer T'ler tutmuş. Bunlar T'ler ise nedir? Yarım kafiye. Yarım uyak. Harikasın Tonguç. Yarım uyak ve kafiye aynı şey değil mi hocam? Aynı şey Tonguç. Muhteşem bir zeki. Çünkü bakalım. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Ha. Bak burada duvar ve çınar arasında sence yarım uyak mı var, tam uyak mı var? Doğru. Hocam bence duvar tek bir kelime. Hı-hı. Duvmak diye bir şey yok. Mükemmel. Çınmak diye de bir şey yok. Çınar da tek bir kelime. O yüzden bunlar. Dolayısıyla ikisi de kafiye oluyor, uyak oluyor yani. Ağırlar ne olacak? Yarım uyak mı, tam uyak mı? Tam uyak hocam. Muhteşem bir zekaya sahipsin Tomuş. Aferin.
Evlerin önü, ha bunu az önce yapmıştık zaten. Pardon, diğer videomuzda yapmıştık bunu galiba, değil mi? Evet. Evlerin önü çardak, Tonguç'un elinde bardak. Burada ne, nasıl bir uyak var sence Tonguç? Hocam bence burada çardak bardakta bunlar ayrılamaz kelimeler. Evet. Dolayısıyla rıdak rıdak, aha da ardak ardak. Evet. Bak, burada bir, zenginin iki, zengini üç, böyle dört, beş tane. multimilyarder kafiye var. Aynen, multimilyarder. O zaman zengin uyak diyoruz. Nedir? O da ardak şeyi değil mi? Ardak. Evet, güzel. Şimdi eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Of. Ahmet Haşim'in Merdiven şiirinden alınmış güzel bir. Merdivenler. O kaldırımlar Ya edadı. kaldırın. Hocam Merdiven, pardon. o Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiiri. Dayak yiyeceksin gerçi. Neyse şimdi. Gerçekten edebiyat öğrenmelisin evladım. Çünkü edebiyat demek sanat ve sevgi demek. Dolayısıyla karşı cinse yaklaşmak istiyorsan edebiyat yapmayı bilmelisin Tonguç'um. Tamam Yoksa hocam. yalnız kalmaya mahkumsun. Şimdi devam edelim. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak dedik. Ağlayarak dedik. Hocam aprak yok. Raklar var. Raklar var. Raklar. Buradaki raklar nedir Tonguç? Hocam bence zengin kafiye Evet, zengin olması gerekiyor. Çünkü ek değil bunlar hocam. harika bir insansın. Ama gerçi Bak, buradaki ağlayaraktaki arak eki zarf fiil eki. Öyle değil mi? Bu ye aa kaynaştırma, yarak burada ağlayarak. Ama buradaki rak eki kelimenin kendi gövdesi, kökünün içerisinde yani. kökte Yapmaktan hocam. yaprak diye bir şey yok. Burada ye kaynaştırma harfi, arak erek zarf fiil ekini duymuşsunuz zaten. Devam edelim. Doğru söylerim, halk razı değil. Eğri söylerim, hak razı değil. Oo, Aynen, bu çok güzel. güzel bir lafmış hocam Bak ya. şimdi burada razı değiller bir kere nedir Tonguç'um? Redif. Redif. Aynı şey. Razı Aynı değil, şey. aynı şey. Halk ve hak arasında ise K'ler nedir Tonguç'um? Yarım kafiye, yarım uyak. Aynen, yarım kafiye, yarım uyak. Çok güzel. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Of ne güzel, Kazma ne ile dövme kadar likit verdi. Tonguç. duygulandım, ne Şimdi bir kadar kere duygulandım. bak. Verdiler. Bu da gene Aşık Veysel'in Kara Toprak, benim sadık yarım Kara Topraktır adlı şiirinden alınmış bir dörtlük. Verdiler bir kere redif. Aynı şey. Süt, et ve kıtın içindeki bu T'ler nedir sence? Yarım uyak mı, tam uyak mı, zengin mi? Hocam tek harf olduğu için yarım uyak hocam. Aynen. T. 2 olsaydı tam olurdu, 3 olsaydı zengin olurdu. Muhteşem bir zeka sergilemiş. Devam edelim. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aa bu şarkı çok güzel hocam. Söyle bunu, melodiyle söylüyor musun? Yüksek yüksek. Hocam benim sesim çok kötü Aynen. ya. İnsanlar kusura bakmaz. Berbat yani. Evet, o zaman Hocam ben bir karaoke yapmıştım bir gün. evet Tonguç. O ortamdaki herkes gitmişti hocam, terk Kaçtı etmişti. mı insanlar? Evet yani dayanamıyoruz artık dediler. Anladım. Ve kaçta? Sonunda tek başıma şarkı söylüyordum hocam. Anladım Tonguç. Sıkıntı yok. Önemli değil. İnsanlar kaçabilir. Olabilir. Ama sesin güzel olmak zorunda değil. Yeter ki konuştukların güzel olsun. Kurmasınlar, vermesinler, görmesinler. Masınlar, mesinler, mesinler. Bunlar gidiyor. Öyle değil mi? Burada kur, ver ve gör de ne var sence Tonguç? Hocam tek bir harf olduğu için yarım uyak hocam. Aynen. Çok Şimdi basitmiş bu konu ya. bugün nişanlansan, yarın evlensen, benden başka bir mir kişi sevsen, hepsiyle ayrı ayrı izdivaç görsen, bir gün dönersin diye bekleyeceğim. Gerçek. İzdivaç programı aklıma geldi hocam. Aynen. Bu da bayağı Hocam ben gerçekten ileride platonik. evlenmek için herhalde böyle bir program kullanmayı düşünüyorum. Mantıklı olabilir Tonguç. Çünkü sen yani evin var mı Tonguç? Evin, araban varsa sen orada kesin Orada evet. evlenebiliyorsun. Hemen direkt ev ve araba soruyorlar hocam galiba orada. Ama Evet. ben o zamana kadar bir oyuncak ev ve oyuncak araba almayı düşünüyorum. Onu mu Evim diyorsun hadi? arabam var diyeceğim hocam. Mantıklı, çok zekice. Nerede derlerse şeye koyacağım. Bir Sana semte koyacağım o aynen. küçük araba evi. Ha, işte bebeğe koyarsın burada. Bebek de Ha, dersin falan. bebek de evim var Hatta derim. bebek oynuyor falan manasında vermiş Aynen. olsun. Hem yalan söylememiş olacaksın, hem de karşı tarafı eğer mala önem veriyorsa zaten. Neyse, ne konuşuyoruz biz. Tabii. Şimdi evlensen, sevsen, görsen dedik. Burada Hocam sen. bunlar redif mi, uyak mı Tonguç? Bunlar evlensen, sevsen. Hepsi redif hocam. Çünkü hepsi ek. Evlenmek, evlensen, Sen. sevsen, Sevsen. görsen. Bunlar redif. Hepsi Senler ek. redif. Evet hocam. Evet, bunlar redif. Güzel. Peki geriye ne kaldı Tonguç? Uyak var Hiçbir mı? şey yok hocam. Uyak yok hocam burada. Muhteşem bir zeka. Bak, bu çıkmış üniversiteden buna benzer. Hadi be. Redif de iki ayrılıyor Tonguç. Bir iki halde redif var, bir kelime halinde redif var. Bu da hani ilk başta kelimenin kökü geliyordu. Sonra uyak geliyordu. Ardından iki halinde redif O geliyordu. çok geldi Kafiyeden karşımıza. sonra gelirler. Bunları örnek halinde gördük. Kelime halinde redif aynı anlamda kelimelerin tekrarlanmasıyla oluşuyor. İki halindeki redif de aynı görevdeki eklerin tekrarlanmasıyla oluşuyor. Şimdi bir de uyak örgüsü var. Ne oldu Tonguç? Tonguç'um, kafiye örgüsü deyince temelinde 3 tane uyak örgüsü var. Eğer
Mesela şöyle dörtlü haline düşünelim. Şöyle ne oluyor Tomuç? Tomuç kendinden geçti arkadaşlar. Pardon hocam. Sıkıntı yok. Eğer Tomuç'um Hocam AB bazen gülme krizi giriyor bak. aynen girebilir bazen bir şeyler. AB AB oluyorsa bu çapraz uzaktır. Eğer AA BB şeklinde olursa veya hepsi A olursa düzdür. Eğer ABBA olursa sarmal uzaktır. Hocam çok karışıkmış bu ya. Bu kadar basit. Fakat bunun harici bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Eğer A şöyle gösterelim hatta. AAXA olursa buna da mani tipi uyak denir Tomucuğum. Oo. Mani tipi uyak denir. Ama çok da karışık değil hocam. Aynen AAXA. Bak zaten bu belli. Çapraz bak. Çapraz Görüyor musun? karışık böyle çarpı çarpı. AB AB çaprazlık yapıyor. Aa. Sarma da böyle şöyle etrafını sarmış gibi düşün bak. A'lar burada, tamam mı? İçeriye de B'leri koyuyorsun. Sarıyor böyle. Aa, anladım. Düz de zaten dümdüz. Mani tipi AXA zaten mani böyle kafiyelenir. Bir de örüşük uyak var. O da şu. Örüşük. Evet o da üçlü gidiyor bak şimdi. Mesela A, B, A diyorsun, tamam mı? Sonra B, şu bunu alıyorsun. B, C, B diyorsun. Sonra C'yi Of, alıyorsun. C, matematik D, gibi C. hocam Aynen. ya. Buna da örüşük diyoruz, tamam mı Tonguç? Genellikle Çörüşük diyorum hocam. çörüşük değil de örüşük diyoruz. Çapraz, düz ve sarmalı bilmen yeterli. Genellikle bunları soruyorlar. Şimdi o zaman burada ne var Tonguç? Vallahi hocam çok karışık gözüküyor burası ya. Nedir sence Hocam burada? gayrı gayrı Evet. oradayım oradayım. Ne var Aa. o zaman burada? Hocam o zaman çapraz var. Muhteşem bir zeka sahibi. Bir Gayrı saniye önce duydun gayrı. bak. Bir saniye bak. Burada A, bu da A. Bu B, bu da B. O Bu zaman kadar basitmiş aynen hocam Tonguç. ya. Ben Çok de zeki çok bir zor insan. Yok zannetmiştim. böyle şeyler Tonguç. Bunları biliyoruz. Ödüllü sorumuzu da yapıyoruz. Ve mutlaka ciddi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tamam mı Tonguç'um? Tamam hocam. Hadi bakalım.